şey itiraf edeceğim. Yani bunu söylemeli miyim bilmiyorum. İtiraf günüm bugün. Valla bugün itiraf olsun. Bugün itiraf edeceğim. Karnı bir Hakan Altun'la Seray Serengil evlenecek sanırım. Haydi. Evet şimdi. Arada da dedikodu yapıyoruz. Arada yaptığımız dedikodular fena. Şimdi önce Bartu Küçük Çağlayan bir cevap hakkı doğdu. Ya Bartu canlı yayın açıyor. Ve artık bunu bir ritüel haline getirdi ve sürekli orada bir şeyler falan. Geçen gün soyadını hatırlamadım diye aslında biraz da T'yi alan bir şeyler yapmış. Biz de kendimizi dalga geçmeyi seven ve kompleksiz bir bir program olduğumuz için onu verdik. Orada da hemen soyadını hatırlamadığım için çok özür diliyorum. Ay ben hiç hatırlamıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Benim rehberim nasıl biliyor musunuz? Pembe elbiseli kız. Ondan sonra mesela işte süpermarketin adını yazmışım, süpermarketin önünde karşılaştığım çünkü hatırlamıyorum isim sıfır. Devamlı sana isim soruyorum, farkında mısın? Ben evet, de isim hafızası sıfır. Bu demek değildir ki siz önemli isimler değilsiniz ve bu demek değildir ki siz ünlü değilsiniz. Bu da bir saygısızlık olarak. Hiç değil, çok da severiz. Fakat ben isim özürlüyüm. Hiçbir şekilde isim hatırlamıyorum ben. O yüzden hep soruyorum, farkındasınız bir canım. Ben de çok uzun bir soyadı olduğu için hatırlayamadım. Hem sosyal medyada canlı yayın yaptığı sinema eleştirmeni beyefendiye, hem de Bartu'ya selamlar olsun. Bir şey itiraf edeceğim. Yani söyle bunu söylemeli miyim bilmiyorum. İtiraf günüm bugün. Valla bugün itiraf olsun. Bugün itiraf edeceğim. Karnı bir Hakan Altun görüntüsü verir misiniz tam da oradan? hazır sen buradayken ve Hakan Altun ekrandayken o şeyim geldi aklıma, da itiraf edeceğim. Ben eskiden, çok da eski değil yani, yakın geçmişten o zamana kadar, yakın geçmişin zamana kadar ben hep Hakan Altun'la Seray Serengil evlenecek sanırdım. Bak gerçekten. Anne diyorum ben de. Bak gerçekten öyle sanırdım. Bak sana yemin ediyorum, hani burada artık şimdi derdim ki yani o acaba ne zaman evlenecek artık, hani bir yer, sanki ne? Siz hep evlenecekmişsiniz gibi bana hep geldi. Neden? Siz hiç bir şey yaşadınız, sevgili oldunuz mu? Yok canım, hiç olmaz. Ben niye öyle şey. Bana öyle geldi? Yani bizim huylarımız yumuşaktır. Evet yani onu bir ara öyle bir haberler çıktı bizi yan yana gördükleri için, ama benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Muhteşem bir yani, adamdır. Yani tam da fotoğrafını verdiler güzel. Koz bir ailesi vardı. Yani sen hatırlamazsın. Ama o şeyi biliyorum, o siyah adamı biliyorum. biliyorum. Koz bir ailesine benzemiyor. Bayılıyorum ya adama çok benziyor. Çok severim, adamdır. Yani Hakan gerçekten. Gerçekten bunu herkes zaten benim söylediğim şeyi deklare edecektir tek başına dinlediği zaman. Bambaşka bir ruh, bambaşka bir karakter, düzgün adam, yani başka bir adam. Yani gerçekten onu sevmeyen yok bence. Çünkü öyle bir adam yani. Sonra ne oldu biliyor musun? Bu ben nerede hayal kırıklığına uğradım? Bu düşüncem nerede gitti? Ay sen niye böyle bir şey söylüyorsun? Ne alakası var şu anda durup dururken? Ya benim böyle küçükken yakıştırdığım ve evlenmesini istediğim çok çift vardı. Onlardan birisi biz miydik? Bizim huylarımız çok benziyor onunla. Ondan bize. Yani hep böyle bana da hep yazarlardı. Derlerdi işte Hakan Altun'un karakteriyle sizin ikiniz de hani çok iyisiniz. İşte şöylesiniz, yumuşaksınız, böylesiniz. Fakat şöyle bir durumu var onun. Bir handikapı var evlilik için. Gece sahne alıyor ya, asla diyor mesela, asla dedi bunu, evleneceğim kadın beni izlemeye bile gelemez dedi. Nereye gelemez dedi? İzlemeye bile gelemez dedi. Zaten her gün onu izlemeye gelemez. Her gün değil, bir kere bile. Ya benim asla kabul etmeyeceğim bir şey dedi. Niye acaba? Korkunç, kıskanç. Kim kıskanç? Yani hayatındaki kadını inanılmaz sahibi yani. Aslında senin yani sevebileceğin özellikleri çok az. Hayatım benim sevebileceğim, nereden çıkartıyorsun böyle bir şey? Zaten o zaman da böyle saçma sapan haberler çıkmıştı. Dedim ki Hakan sabah 6'da uyuyor. Ha. Ben sabah 6'da uyanıyorum. Yani bizim normal saatlerde saatlerimiz de uymuyor. Hani öyle bir şey olması için. Ayrıca da çok sevdiğimiz. Yani bazen bir insanı, hep ben bunu söylerim yakın arkadaşlarıma. Böyle beni yakıştırdıkları zaman işte keşke sen böyle bir insanla. Hep benim üzüldüğüm için ben. İnsanlar da tabii ben bir mutlu olayım diye kendilerince bir şeyler istiyorlar falan. Diyorlar ki işte şey, bazı insanı kaybetmek istemezsin. Yani o insan senin hayatında hep kalmalı. Ay, o kadar iyi ki ve o kadar iyisin ki onunla. Yani bir şeyler yaşayıp bitiyor ya. Hani aşklar bitiyor bir şekilde yani. Bitmesin inşallah, hepinizin ömür boyu sürsün. Ama Hakan kaybedilmeyecek bir adam yani. Öyle bir adam. O yüzden hani bize o anlamda nikah düşmez ama ben yani kimle evlenirse evlenirsin, evleneceğine pek inanmıyorum onun. Asla yani, bu saatten sonra evlenmez. Mümkün değil. O evlenecek bir adam değil ama şey olarak söylemiyorum.
nasıl sana söyleyeyim? Kendi evlenmez diyorsun. Kendisi evlenmez. Kendisi yani zannetmiyorum. Çünkü anneye falan çok düşkün, çok düşkün olan insanlarda. Çok biliyorsun düşkün. Emrah da çok zor evlendi. Anneye doğru. Çok bağlı olan insanların doğru. Evlenmesi çok zor yani. Onun da çok zor ama biz Hakan Altun bizim hayatımızda olsun da nasıl olursa olsun diye bakıyoruz yani. Genelde bu saatlerde uyuyor ama mutlaka haberi haberini gidiyor. Haberini alır şimdi. Mutlaka gidiyor. Onu burada da ağırlamıştık. Hiç uyumadan sağ olsun gelmişti ve muhteşem enerjisi ve insanlığıyla. Çok ya. Söylersem olmaz seyircisiyle buluşmuştu. İnşallah. Ve zirvede. Hep. Bak bir şey aslan söyleyeyim. Aslan odası geçmeyen çocuk, bir ses. Nereden işte tavernalarda çıktı, orada çıktı, Tarabya'da çıktı, orada böyle, ondan sonra en sonunda açık havada orada burada Cengiz Kurtoğlu'yla yani kendi şeyini çok güzel tamamladı. Çok iyi şarkıları var, bir tane iki tane falan değil, en az 20-30 tane bence, hiti var. Bence muhteşem. Yani arabeskte arabesk olarak bakıyoruz Hakan'a, arabesk türünde bana göre şu anda yani... İnsan olarak bütününde bir insan çok iyi şarkıcı olur da kişiliğini sevmezsin mesela. Hı hı. Bu adam bütününde çok sevilen ve çok başarmış bir adam yani. O zaman ne güzel onu oldu. Onu seviyoruz. Selamlar olsun annesine de otur güzel güzel turşular yapıp kanala yolluyordu. Selamlar olsun. bir şey daha söyleyeceğim. Sosyal medya turuyla alakalı sen de söyle bir şeyler istiyorum çünkü. Gökhan Alkan var dediğimde hatırlamayacaksın ama ekrana görüntüsünü verdiğinde evet bu diyeceksin. Çok benim de beğendiğim bir oyuncudur. Bir hanımefendiyle yazışıyor evet. Ve yine ifşa adı altında hanımefendi sinirlenince bunları yayınlıyor. Yani hı. Ben de bu durumda bu kadınlara artık sinirlenmeye başlayacağım. Yani. Bekar adamsın, sen de bekarsın. Instagram'da belli ki o kadın için söylemiyorum. Bazı kadınların nedin olduğu belli zaten Instagram'da. Hı. Hı. Profilden çok net anlıyorsun onu mesela. Evet. Evet, Gökhan'ı hatırlamışsındır oyuncu. Yine hatırlamadı gözlüksüz verin. Evet. Gökhan nasıl gözlüksüz verin? Gökhan Alkan. Şimdi ha, de şey, yasak beyaz... aşka başladı. Yasak elma. Yasak elmaya başladı. Hı hı hı. Çok da ekranda görüntüsünü sevdim. Yani hemen sinirlenmez. Foto şeyler ifşa. Bir de bu ifşa öyle olmuyor. Yani her önüne gelen her şeyi ifşa edince olmuyor. Bence bu işlere artık çok şey yön vermeyelim. Kendimizi rezil ediyoruz kızlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani şöyle zaten çocuklar bu suç. Yani çok başarılı bir... Benim çok yakın bir arkadaşımla aynı dizide oynamışlardı. Çok iyi. Çok da... Çok iyi bir çocuk biliyor musun? Öyle mi? Evet tanıyorum bir de ben. Çok özür dilerim. tanıyorum. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşım var dizi oyuncusu. Onunla beraber aynı dizide oynamışlardı. Ve çok da gerçekten başarılı olmuş. Çok da düzgün bir çocuk. Hiçbir taşkınlığını görmedik. Bir bekarın başka bir bekara. Biz bunlara artık hasret kaldık. Şimdi bunlar suç artık. Çünkü mesajları yayınlamak suç. Evet. Hemen ve 3 ile 6 yıl arasında. Yani bayağı böyle bir ciddi bir suç şeyi var. Skalası var ve bundan dolayı ceza alabilirler. Bu mesajlar ve ses kayıtları. Her zaman söyleyeyim de siz bilin. Çünkü ben de çok bunun içerisinde olduğum için. Başıma gelen şeyler olduğu için zor durumda kaldıysanız, tehdit alıyor iseniz, size iftira atılıyor ise veya şiddet görüyorsanız, o anda çaresizseniz bunu çekip çekmeniz veya yayınlamanız hiçbir sakınca yok. Çünkü bir tehdit altındasınız yani korunmasız vaziyettesiniz ama sohbet etmişsiniz, birbirinize olan mesajınıza bir şey yazmışsınız falan, bunu yayınladığınız zaman yayınlayan kişiyle direkt hapis cezası alıyor. Yani şu anda bu kadar özel hayat ifşa dediğiniz o ifşa özel hayatla alakalı olduğu için direkt bunun cezasını alıyor. Yanlış. Peki şimdi senin konu. Niye senin konu? Niye ya? Bana benim bu arada siz bir bu şimdi moderatörlüğü Bircan yapıyor. Ben çünkü kağıt okuyamıyorum. Hiçbir şey yok. Ve o yüzden kulaklıkta onda ben ne yaptıklarını bilmiyorum. Sakın biliyoruz da danışıklı dönüşürüz ne söyleyecek gene bilmiyorum. Senin yani. Konu niye? Niye? Senle Ozan Güven konusunu anlaşamamıştık. Evin önünde olmalı mı, muhabire yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Benle bu? İlgili bir konu yok ya. Yok, hayır. Ozan Güven bu konuyla ilgili bir şeyler söyledi. Geçtiğimiz günlerde Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın YouTube kanalına konuk olan Ozan Güven, evin önündeki bu enteresan sürtüşmeye bakalım ne dedi. (Gülüyor)
Ozan Güven'in basın emekçileriyle, özellikle magazin basınıyla arası malum. 2011 yılında habercilerle yaşadığı kavga olay oldu. Bir internet klasiği haline geldi. Yıllardır magazin emekçileriyle bir türlü yıldızı barışmayan Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirirken habercilerle karşılaşıp yine çılgına dönmüştü. Evin önü burası. Kapat abiciğim kamerayı. Abi kamerayı kapat. Ozan Bey, neden bu kadar tehditlisiniz kamerayı? Abi evimin önünde kamera gelmesini istemem. Çok basit değil mi sebebi ya? Kapat abicim kamerayı. Tamam, sen mi yaptın çıkış? Abi kapatır mısın abi, kamerayı? Abi görevimizde... Ya senin görevin falan yok. Kapat abicim kameranı. Bütün bunlar yaşanırken habercilerin Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde evinde çıkan yangın hakkındaki sorusuna verdiği cevap olay oldu. Dün de çok affedersiniz, bu Cem Bey'in evinde bir yangın abi çıktı. Abi bana ne ya? Bana ne abi? Ne abi çıktı? Bana ne ya? Bana ne abi? Kapat kamerayı abi. Evin önü burası. Kapat abicim kamerayı. Ozan Güven kısa bir süre önce Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz'ın evlerinden yaptıkları yayına katıldı ve yaşananlar hakkında ilk kez konuştu. Ozan Güven mahremi olduğunu belirttiği evinin duvarları dışındaki kamuya ait sokakta tartıştı. Basın emekçileri hakkındaki görüşlerini de şu şekilde belirtti. Sevmiyorum, haz etmiyorum. Habercilerin sanki sürekli evinin önünde yaşadığı ve durmadan kendisiyle röportaj yapmak istediği gibi bir hisse kapılan Ozan Bey, habercilerle iyi geçinen, saygılı davranan sanatçılarla dalga geçti. Yaptığı bu açıklamalardan sonra kavgalı olduğu basın emekçileriyle trafikte tesadüfen karşılaşan Ozan Güven, görevini yapan habercilerin sorularını yine yanıtsız bıraktı. Özellikle Cem Yılmaz'la aranız bozuk mu sorusuna yine cevap vermedi. Ozan Bey, Cem Bey'e karşı bir tepkiniz vardı. Aranız bozuk mu acaba? Küs müsünüz kendisiyle? Ünlü oyuncu tam arabasıyla uzaklaşırken sonda gelen bir davetsiz misafir hem Ozan Güven'i hem de habercileri şaşırttı. Ozan abi, Cem Bey'le küsmüşsün. Cem Bey'le ne aranızda ne geçti Ozan abi? Aranızda ne geçti Cem Bey'le? Acaba bir söyler misiniz Ozan Bey? Cem Bey'le ne geçti aranızda? Küsmüşsünüz. Ufak bir sorun mu yaşadınız? Cem Bey'in aranızda falan bir sorun mu var? Baktığımda göre kesin bir sorun vardır aranızda. Atıyorum Cem değil tabii ki, dil sürüşmesi Can Yılmaz'la Zafer Algöz'ün programı. Şimdi diyor ki ben evimin önünde rahat etmezsem ben nereye gideyim diyor. Yani bence orada haklı, ben hak veriyorum. Bu konuyla ilgili sen başından beri yani bir insanın kapısının önü evim. Evimi göstermek istemiyor olabilirim. Güvenlik açısından göstermek istemeyebilirim. Belki o anda çöp döküyorum. Belki o anda pijamayla kapının önüne çıktım falan filan. Yani neyse, yani evimin kapısının insanlar tarafından en azından adresimin bilinmesini istemeyebilirim. Mesela o sokakta 100 kişi oturuyorsa o evin kapısını şu anda herkes biliyor. Onların tanıdıkları da biliyor ve adamın evini, işte ifşa bu. Ha, yani anladın mı? İfşa bu. Şimdi dolayısıyla ben orada ona hak veriyorum. Ha, şunu sevmedim sadece. Bundan hoşlanan arkadaşlarımız var. Evinin kapısında gazeteci görmeyince panik olan arkadaşlarımız var deyip onlarla da dalga geçmiş olması o da ona yakışmadı. Çünkü herkes onun gibi düşünmeyebilir.